takılır mı birimiz? Ben biliyorum ne diyor. Ben sen Zehra'cığım gel. Karakterler. 23 Nisan için kreş öğrencilerimizle farklı projelerimiz oldu. Bunlar arasında da kreş öğrencilerimiz kostüm giymeyi istedi. Sevdiği karakterlerin kostümlerini giymek istediler. Biz de annelerimizle, öğretmenlerimizle bir ara geldik, düşündük. Bu kostümleri biz neden dikmeyelim diye düşündük. Ve kursiyerlerimizin sevdiği çizgi karakterleri annelerimiz çocuklarımızla beraber tasarlayıp ortaya çıkardılar. Güzel bir çalışma oldu. Evet, kostümlük için istediğiniz kostümleri size burada hazırlayacağız. Suf'un kıyafetinden onu da dikmiştik kurslarımızla beraber. Herkes kendi çocukları Kreş çocuk, kreş çocuklarımız sıklıkla izlediği çizgi film karakterlerini, kıyafetlerini giymek istediler. Annelerinden, annelerimiz de bir araya geldik, öğretmenimizle bir araya geldik. Bunları tasarlayıp dikmeyi düşündük. Sonuç olarak çok güzel kostümler ortaya çıktı. Ve bugün gördüğünüz itibariyle de giydiği kostümlerle çok mutlu oldular. Çocuklarımızın sevdiği çizgi film karakterleri bir gün olsun da bir gün de olsa giyme fırsatı buldular. Onları giyerek o çizgi film karakterlerinin karakterine büründüler. Çocuklar hayalindeki kahramanların kahramanları ne istediğini, nasıl, neyle mutlu olacağını dile getirdiler. Anneler de bunu dikişini yaptılar, tasarımını yaptılar. Tamamen çocuklar ne düşünüyorsa anneler onun uygulaması yaptılar. Sonuçta bu tarzda elbiselerimiz çıktı. Kız çocuklarımız elbiseler, erkek çocuklarımız asker, polis kıyafetler üzerine sevdikleri kahraman olmak üzerine giydirildi. Ne var bu süreç zarfında yapılan işlemler tamamen çocukların hayal dünyasına bağlı kalınarak yapıldı. Dikişler dikilirken de, kumaşlar seçilirken de, yapılacak malzemeler tasarlanırken de tamamen çocukların düşüncesi, duyguları ele alındı. Hani kendilerini mutlu edecek şeyler tamamen kumaşa yansıtıldı ve onlar üzerine giydirildi, edildi. Bunlar çocukların kafasındaki kendilerini mutlu edecek kahramanlardı. Onlar giydikten sonra mutlu oldular. Dikiş dikerken, keserken, kumaşı belirlerken, aparatlarını, harçlarını belirlerken tamamen çocuklardan ilham alındı. Annelerin buradaki fonksiyonu sadece dikiş dikmekti, onları mutlu etmekti. Hani Adem'e katılan çocuklar üzerinde bu projeyi uyguladık. Sonuç olarak Örümcek Adam çıktı, asker çıktı, polis çıktı, Elsa çıktı, taş devrinden çakılı yaptık. Bunu, çocuklar bunu giyip evlerinde sergiledikleri zaman onları gören arkadaşlar da 23 Nisan haftası dolayısıyla okullarımızdan bizlere talep geldi. Anneler geldi. Onlar da yöresel kıyafetler istediler, dünya kıyafetleri istediler. Mesela kendileri bizler biçkisini yaptık çocukların isteği üzerine. Anneler de yine dikimini yaptılar. Bu yapılan proje sadece burayla sınırlı kalmadı. Okullarımızda da devam etti. Oğlum 23 Nisan gösterisinin babasının elbisesini gördü ve onu bana yapmasını söyledi. Ben de ona babasının elbisesini dikmeye karar verdim. Oğlum için güzel oldu, o da sevindi, ben de onun için sevindim. Emel Hanım, 92 santim Sevgi abla. Teşekkür ederim. Torunum İdil'e Elsa kıyafeti diktim. Beğendiği bir çizgi film karakteri. Elsa gibi olmak istiyor. Karlar Kraliçesi rolünü oynuyormuş. İdil'in kıyafetini dikerken evde atık kumaşlarla değerlendirdik. Kendisine Elsa bir tişört almıştık. Onu keserek evdeki atık tüllerle kendisine bir Elsa kıyafeti gelinlik dikmeyi planladık Gülay hocamızla.
Anneanne 23 Nisan için bunu dikmesini istedim, bana dikti. Biraz. Aslı. Aslı sen de bekliyorsun. Bak orada dur. Bekle. 23'sini alayım benim.